Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Yeni bir İngilizce hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bu etkinlikte okuyacağımız kitap arkadaşlar A2 düzeyinde, yani Stage 2 düzeyinde güzel bir Sherlock Holmes kitabı. Sherlock Holmes and the Dukes'un, Sherlock Holmes ve Dük'ün oğlu şeklinde bir hikaye kitabı arkadaşlar. İngilizcesi güzel, temiz, temel olanların anlayabileceği bir İngilizce hikaye kitabı. Bunun bölümlerinin çevirisini sesli olarak yapacağım. İlk videoyu YouTube'a koyacağım. Bu videonun hemen altında açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında diğer videolara ulaşabilmek için linki yerleştireceğim. Oradan baktığınızda, yani o linke tıkladığınızda bu Sherlock Holmes'un hem okuma dosyasına, hem benim çevirdiğim Türkçe bölümlerine, hem de aynı şekilde İngilizce, orijinal İngilizce sesine de mesela ulaşabileceksiniz. Güzel bir materyal hazırlamaya çalışarak sizin İngilizce öğrenimize katkı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, Sherlock Holmes güzel, devamlı ilgi çeken bir hikaye kitabı arkadaşlar. Şöyle geldim, chapter 1'den başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bölümümüzün ismine bakalım. Birinci bölüm, bölümün başlığı arkadaşlar: Sherlock Holmes has a visitor. Sherlock Holmes, yani Sherlock Holmes'un bir ziyaretçisi var şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şöyle sarı yapa yapa, yani noktadan noktaya gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle geldim noktaya. Evet, noktayı da böyle işaretliyorum, nerede olduğumu görmeniz açısından. Değerli arkadaşlar, hemen başlıyorum. When visitors came to see Sherlock Holmes in Baker Street. Yani her ne zaman Baker Street'te bulunan Sherlock Holmes'u ziyarete gelen ziyaretçiler, they often did surprising things. Yani onlar, yani bu ziyaretçiler genellikle surprising things, yani şaşırtıcı şeyler yaparlar diye çeviriyorum arkadaşlar. Önce de söyleyeyim arkadaşlar, yani biz bir çeviri etkinliği yapıyoruz, kelime kelime gitmiyoruz. Burada cümlenin anlamının Türkçe karşılığını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. When visitors came to see Sherlock Holmes in Baker Street, yani Baker Street'te bulunan Sherlock Holmes'u ziyarete gelen ziyaretçiler, they often did, yani geldiklerinde, yani ziyarete geldiklerinde, they often did surprising things, yani genellikle şaşırtıcı şeyler yaparlar. Evet, değerli arkadaşlar, buradan noktaya geldim. Bakın, nokta burada. Sometimes they put their heads in their hands and cried. Bazen, yani bu ziyaretçiler, yani put their heads in their hands, yani kafalarını ellerine gömerler and cried ve ağlarlar. Evet, buradan devam ediyorum arkadaşlar. Sometimes they talked and talked. Bazen de konuşurlar ve devam ediyorum. Ve couldn't stop. Duramazlar yani. Yani ağlamaktan kendilerini alamazlar anlamında. And sometimes they just sat there and didn't say a word. Ve bazen de sadece orada otururlar. And sometimes they just sat, yani sadece orada otururlar and didn't say a word, ve bir kelime bile etmezler şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Evet. But nobody was more surprising than Doktor Thornycroft Huxtable. Fakat kimse Doktor Thornycroft Huxtable'dan daha şaşırtıcı olamaz. Yani ondan daha fazla şaşırtıcı olamaz diye çeviriyorum. Evet. Şöyle nokta buldum. He was a large man. Oldukça böyle iri yapılı, geniş bir adam. Tall, uzun boylu, well dressed, iyi giyimli and important looking. Ve aynı zamanda da böyle önemli birisiymiş gibi böyle bir izlenimi var onun. Yani böyle bir görüntüsü var şeklinde çeviriyorum. Buradayım. He came into the room. Odaya geldi, girdi. Walked one of the big chairs. Hemen büyük sandalyelerden bir tanesine yöneldi. And suddenly fell onto it. Ve aniden hemen bu sandalyenin üzerine düştü. Yani aniden oturdu. He sat there. Oraya oturdu. With eyes closed. Gözleri kapalı. Looking white. Böyle bembeyaz kesilmiş. And ill, ve hasta gözüküyor. Şöyle nokta bulalım arkadaşlar. I want to get some water for him. Hemen gidip ona biraz su getirmek için koştum. Then sonra I got my doctor's bag. Hemen gidip doktor çantamı aldım. And looked at him carefully. Ve ona dikkatli bir şekilde baktım. Yani onu inceledim, muayene ettim anlamında. Bu arada da Sherlock Holmes, What's it Watson? Hey Watson, ne var diye sordu. He's alright.
I said. Ben de yani ben konuşan yani konuşan kişi benim. Ben Watson'ım anlamında arkadaşlar. Evet. Yani ben de he's all right. İyi. I think. Yani zannedersem iyidir diye söyledim. Devam ediyorum konuşmama. Arkadaşlar buradayım. He's just very very tired. Sadece çok çok yorgun. And probably hungry too. Ve aynı zamanda muhtemeldir ki aç. Açtır yani diye söylüyorum. Değerli arkadaşlar burada hikayeyi anlatan kişi yani bu konuşmayı anlatan kişi Doktor Watson yani Sherlock Holmes'un yardımcısı. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Holmes looked into man's pockets. O arada Sherlock Holmes arkadaşlar adamın pocketlerine yani ceplerini böyle bir karıştırmış, ceplerine bir bakmış. And found a train ticket from Mackleton in the north of England. Hemen onun cebinde arkadaşlar yani İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Mackleton'dan kesilmiş. Mackleton'dan yani bir tren bileti bulmuş. Yani Mackleton'dan kesilmiş bir tren bileti bulmuş arkadaşlar. Buradayım. Şöyle geliyorum. Evet. Mackleton, that's a long way, said Holmes. O arada Sherlock Holmes, o Mackleton oldukça uzun bir yol diye söylemiş. It is not 12 o'clock yet. O saat henüz saat 12 olmamış. So he probably left home before 5 o'clock this morning. Demek ki bu adam bu sabah saat 5'ten önce evinden ayrılmıştır. Yani ayrılmış olmalı diye söylüyor arkadaşlar. Buradayım arkadaşlar. Şöyle bir gelelim bakalım. After a minute or two, 1-2 dakika sonra the man began to move. Adam hareket etmeye başlamış. And his eyes opened. Gözleri açılmış. Evet. A second later, he got quickly to his feet. Hemen böyle 1-2 saniye sonra he got quickly, hemen hızlı bir şekilde ayaklarının üzerine çıkmış. Yani yani ayağa kalkmış anlamında. His face was now red. Yüzü şu an kıpkırmızı. And unhappy ve mutsuz. Değerli arkadaşlar devam ediyorum. Buradayım. Evet. Bölüm bitene kadar böyle gideceğiz arkadaşlar. Bölüm bölüm videoyu çekeceğim. Evet. Şöyle gelelim. Oh, Mr. Holmes, I am so sorry. Yani Bay Holmes oldukça yani üzgünüm. Yani çok özür dilerim anlamında. Şöyle gelelim. I forgot to eat or drink anything this morning. Yani bu sabah yani ben bu sabah bir şey yiyip içmeyi unuttum. That's why I felt ill. Bu nedenden dolayıdır ki kendimi hasta hissettim. Şeklinde söylüyor. Şöyle gelelim arkadaşlar. Ben de yani Doktor Watson olarak ben de when you feel better yani kendinizi iyi hissettiğiniz zaman konuşun anlamında söylüyorum. Şöyle gelelim. Evet. I am better now. Thank you, said our visitor. Yani misafirimiz yani bu adam Doktor Huxtable arkadaşlar. Ben daha iyiyim şu an. Teşekkür ederim dedi. And şöyle gelelim. Evet. And I want very much to talk to Mr. Holmes. Ben gerçekten yani Bay Holmes'la yani Sherlock Holmes'la gerçekten çok konuşmak istiyordum. Yani konuşmayı çok istiyordum anlamında. To ask him something, ona bir şey sormak istiyordum. Please, Mr. Holmes. Lütfen Bay Holmes. Come back to Mackleton with me by the next train. Evet. Lütfen Bay Holmes bir sonraki trenle benimle birlikte Mackleton'a gelin diye söylüyor. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakalım neredeyiz? Şuradayız. Sherlock Holmes'da arkadaşlar. I am sorry. Özür dilerim. That's not possible. Bu mümkün değil diye söylemiş. Evet. Şöyle gelelim. Şuraya kadar. Evet. I'm working on two important cases. Yani ben iki önemli olay hakkında çalışıyorum. Bunlardan biri de Ferris case. Ferris olayı. Diğeri de Abergavenny case. Yani Abergavenny olayıyla ilgili çalışmaktayım diye diyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. I cannot leave London at the moment. Şu an Londra'dan ayrılamam diye söylüyor. Buradan gelelim arkadaşlar. Bu arada ziyaretçimiz hemen böyle yüksek sesle important cases yani önemli olaylar mı bunlar diye söylüyor. Şöyle gelelim. But this case is very important too. Bu olay da oldukça önemlidir diye söylüyor. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. You know about the kidnapping of the son of the Duke of Holderness 3 days ago. Yani siz de biliyorsunuz ki 3 gün önce Holderness Dükü'nün oğlu kidnapping yani kaçırıldı. Yani siz de bu konuda biliyorsunuz diye söylüyor arkadaşlar. Buradan gelelim. What? Demek ki burada yani Sherlock Holmes konuşuyor. What? The government minister. Ne? O devlet bakanı mı yani? O devlet bakanının çocuğu mu demek istiyor arkadaşlar böyle. Şöyle gelelim. Yes, the same. Evet, onun diye yani ona demek istiyor. Yani aslında evet o demek istiyor arkadaşlar. Yani o evet o
So you didn't know. Demek oluyor ki bilmiyorsunuz. Evet. It's not in his papers yet. That's true. Demek ki henüz gazetelerde yer almamış. Doğrudur. But Sherlock Holmes, arkadaşlar buradayım. But Sherlock Holmes always hears news before other people I do. Fakat ben zannederim ki Sherlock Holmes yani haberleri diğer insanlardan önce duyar diye tahmin ediyordum. Böyle çeviriyorum arkadaşlar. Bu benim çevirim dikkat ederseniz. Yani bunu ben uyduruyorum aslında. Yani bu anlamlandırmayı ben uyduruyorum. Ben veriyorum. Yani başka insanlar başka şekilde anlamlandırma yapabilir. Bu benim arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim buradan buraya. Holmes went to get one of his books. Bu arada arkadaşlar Sherlock Holmes hemen gidip kitapların arasından bir tanesini alıyor. Yani demek ki odasında bir kitaplık var. O kitapların arasından bir tanesini alıyor. And bent to read the page about the Duke of Holderness. Ve hemen Duke of Holderness yani Holderness Duke ile ilgili sayfayı okuyor. Okumaya başlıyor daha doğrusu. Şöyle gelelim. Böyle kısa kısa okuyor demek ki. Holderness 6 Duke yani Holderness'ın 6. Dükü. Wife Edith yani karısı Edith'tir. Yani Doctor of Lord Grey. Lord Grey'in kızıdır. One child. Bir çocuğu varmış. Lord Arthur Salter. Yani çocuğun ismi Lord Arthur Salter. Evet. Ondan sonra House in London, Lancashire. Lancashire and Wallace. Demek ki Wallace'da Lancashire'da ve Londra'da evi varmış. Aynı zamanda Governor Minister of this. Yani bir devlet bakanıymış. For the order. Yani bu böyle yani kısa kısa okumaya çalışıyor arkadaşlar. Well. Demek oluyor ki böyle diyor Sherlock Holmes. Şöyle şuradan devam ediyorum. He is one of the greatest men in the country. Yani kendisi ülkenin en önemli insanlardan biridir diye söylüyor arkadaşlar. Demek ki okumasını böyle bitiriyor. Buradan gelelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Burada bakın mesela Sir Doctor Huxtable yani Doctor Huxtable dedi ki one of the greatest and one of the richest. Yani ülkenin en mesela önemlisi aynı zamanda en zenginidir diye Doctor Huxtable söylemiş. Evet. I know Mr. Holmes that you don't. Yani biliyorum demek ki Doktor Huxtable konuşmaya devam ediyor. I know biliyorum Mr. Holmes by Holmes that you don't work for money. Yani siz para için çalışmadığınızı biliyorum. But I must tell you this. Fakat size şunu söylemeliyim ki the Duke is offering 5,000 pounds for news of his son and another 1,000 pounds for the name of the kidnapper. Değerli arkadaşlar burada Duke ne demek istiyor? Diyor ki the Duke is offering 5,000 pounds for news of his son. Yani Duke oğlundan gelebilecek mesela bir haber için 5,000 pound önermektedir. Ki aynı zamanda and another 1,000 ve başka bir binlik de for the name of his kidnapper. Yani oğlunu kaçıranın ismini verene önermekte. Ne önermekte? 1,000 pounds yani 1,000 pound önermektedir. Önerme kelimesi burada bakın. Önerme kelimesi burada. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. That Sherlock Holmes öyle mi? Diye dedi Sherlock Holmes. Is a most interesting offer. Yani oldukça yani ilgi çekici bir teklif. He looked at me. Sonra bana baktı. Yani ben Watson'ım ya. Bana baktı. Watson, I think we are going to with Dr. Huxwell back to the north of England this afternoon. Yani hey Watson, yani bu öğleden sonra İngiltere'nin kuzeyine Dr. Huxtable'la birlikte gideceğimizi zannediyorum diye söyledi. Değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Holmes then looked at Dr. Huxtable. Sherlock Holmes daha sonrasında Dr. Huxtable'a böyle bir baktı. Now. Şöyle şuradayım arkadaşlar. Now sir, tell me everything. What happened? Demek ki Sherlock Holmes Dr. Huxtable'a soru soruyor. Diyor ki, peki öyleyse efendim. Tell me everything. Bana her şeyi anlatın. What happened? Ne oldu? Evet şöyle bakın arkadaşlar böyle soru soru gidelim. When did it happen? When did it happen? Ne zaman oldu? Yani bu olay ne zaman oldu? How did it happen? Nasıl oldu? Yani bu kaçırılma olayından bahsediyor arkadaşlar. Nasıl oldu? And why does Doctor Turnocroft Huxtable come to ask for my help 3 days later? Ve peki neden öyleyse Doktor Huxtable gelip yani 3 gün sonra gelip benim yardımımı istiyor? Bakın, and why does Dr. Huxtable, yani Turnocroft Huxtable, came to ask for my help 3 days later? Yani neden Dr. Huxtable, yani 3 gün sonra, yani bu olayın üzerinden 3 gün sonra gelip benim yardımımı istiyor? Ya da yardımımı istemek için geliyor bana diye çevirebiliyorum arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar, bu böyle hemen benim aklıma gelen ilk şeyi veriyorum. Öyle üzerinde fazla çalışma yapmış bir değilim yani. Hemen okuyorum, çeviriyorum arkadaşlar. Okuyorum, çeviriyorum. Aklıma gelen ilk anlamı veriyorum. O nedenle daha böyle iyi ayrıntılı anlamlar da verilebilir ama yani en güzeli gene benim yaptığım arkadaşlar. Yani en basitinden gidiyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şöyle gelelim arkadaşlar. Our visitor, yani misafirimiz, drank some water, biraz su içti. And began his story. And began his story ve hikayesini anlatmaya başladı. Değerli arkadaşlar, şöyle bakalım. Chapter 2. And the first chapter is finished. Yani birinci bölümü bitirdik. Now we are going to pass the chapter 2. Yani ikinci bölüme geçeceğiz. Bunu da başka bir bölümde, another videoda hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalalım. Bu materyalin bulunduğu sayfanın linkini de paylaşalım arkadaşlar. Aynı zamanda Telegram kanalımız da var. Orada da mesela ekleyeceğim kitaplar ya da ekleyeceğim mesela eksik bölümlerle ilgili mesela bildirimlerde bulunuyorum. Orada da hangi kitabı ekliyorsam hemen oraya da paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalımız bu sayfanın sonunda, yani bu videonun yer aldığı sayfanın hemen altında yer alacaktır. Takipte kalmanızı diliyorum. Takipte kalmanız beni de ne yapıyor arkadaşlar? Yani bu işe daha böyle meyilli hale getiriyor. Herkese kolaylıklar diliyorum. Chapter 2'da görüşmek dileğiyle.